siz ve arkadaşlarınız bir kampanya başlattınız. Savaş durmuyorsa, ki durmuyor, dünya dursun. Yani dünyayı durdurmaya yönelik bir adım attınız. Bu nasıldı? Bize bir detayını anlatır mısın? Dünyayı nasıl durduruyorsunuz? Şöyle ki, bu kampanya aslında bir savaş karşıtı farkındalık projesidir. Bu farkındalık projesinin olmasının sebebi, biz orada var olan güncel durumu ancak algılayabilirsek, belli ölçülerde anlayabilirsek gerçek bir şeyler yapabiliriz inancıyla ortaya çıkmış bir şeydir. Ve bu proje kapsamında da Savaş Durmazsa Dünya Dursun adı altında gerçekleştirilecek bir eylem planı. Bu eylemin niteliği açısından incelendiğinde aslında orada savaşta var olan güncel durumu bir nebze de olsa yaşantılayabilmektir bizim niyetimiz ve yaşantılatabilmektir karşı tarafa. Bu sayede ancak algılayabildiğimiz, anlayabildiğimiz ölçüde ancak bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bugün biraz siyasetten uzak, aslında siyasetten uzak diyoruz ama siyasetin ta kendisi. Çünkü buna netice itibariyle bu tür savaşa özellikle karar veren yine siyasiler oluyor. Mesela İsrail'e gittiğinizde oradaki halkın bu yapılan, Gazze'ye yapılan soykırımla ilgili görüşlerini sorduğunuzda bambaşka bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Ama siyasiler karar verdiğinde ne yazık ki halkın istediği yerine gelmiyor. Şimdi stüdyomuzda genç bir psikolog, klinik psikoloğu ve 25 yaşında pırıl pırıl gelecek vaat eden bir doktor var. Ege Ebrar Önür. Ege ve arkadaşları aylardır 23 Nisan'da bir kampanya başlatmışlardı. Biliyorsunuz dünya haykırıyor bu soykırıma karşı, bu katliama karşı. Ama sonuca baktığımızda her gün yeni bir bebek ölüyor, yeni bir kadın ölüyor ve yeni bir gazeteci öldürülüyor. Siyasiler konuşuyor. Bir tarafta bir mahkeme devam ediyor ama özellikle kadınlar seslerini bu konuda yükseltiyorlar ve soykırımın önüne geçmek için her türlü tedbirin alınması noktasında adeta çığlık atıyorlar. İşte bu genç arkadaşımız Ege Ebrar Önür, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hadi Bey. Şimdi farklı bir kampanya. Yani bugüne kadar çok şey söylendi, çok şey konuşuldu. Siyasiler konuştu. Siyasi partilerin kadın kolları kampanyalar yaptılar, kadınlar ölmesin diye. Ama burada siz ve arkadaşlarınız bir başka bir kampanya başlattınız. Evet. Savaş durmuyorsa, ki durmuyor, dünya dursun. Yani dünyayı durdurmaya yönelik bir adım attınız. Doğrudur. Bu nasıldı? Bize bir detayını anlatır mısın? Dünyayı nasıl durduruyorsunuz? Elbette Hadi Bey. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bir yanlış anlaşılma olmaması ve kimseyi gücendirmemek adına. Ben klinik psikoloğum. Doktor değilim, hekim değilim. Hekim arkadaşları gücendirmeyelim böyle söyleyerek. Neyse, gönlümüzden geçeni söyledik biz. Çok teşekkürler teveccühünüz. Şöyle ki, bu kampanya aslında bir savaş karşıtı farkındalık projesidir. Bu farkındalık projesinin olmasının sebebi, biz orada var olan güncel durumu ancak algılayabilirsek, belli ölçülerde anlayabilirsek gerçek bir şeyler yapabiliriz inancıyla ortaya çıkmış bir şeydir. Ve bu proje kapsamında da elbette ki bir eylem planı mevcuttur, sizlerin de zaten söylediği gibi. Savaş Durmazsa Dünya Dursun adı altında gerçekleştirilecek bir eylem planı. Bu eylemin niteliği açısından incelendiğinde aslında orada savaşta var olan güncel durumu bir nebze de olsa yaşantılayabilmektir bizim niyetimiz ve yaşantılatabilmektir karşı tarafa. Bu sayede ancak algılayabildiğimiz, anlayabildiğimiz ölçüde ancak bir şeyler yapabiliriz inancıyla başlayan bu yerde biz bu eyleme katılacak olan kişilerden bu süre zarfı içerisinde bütün teknolojik aygıtları kapatmalarını, oldukları yerde beklemelerini ve temel ihtiyaçlarına bir süreliğine ara vermelerini aslında istiyoruz. Ona birazdan geleceğim. Mesela 23 Nisan'da bu kampanyanın ilk ayağı başlatıldı. Doğrudur. Ne sonuç aldınız? İlgi var mı? Ya insanlar bu konuda duyarlı mı Ege? Size mesela destek oldular mı? Sizin çığlığınızı duydular mı?
veya o Gazze'deki insanların çile çeken, acı çeken, her gün yeni bir ölümle karşı karşıya kalan o insanların çığlığını siz yeteri kadar duyurabildiniz mi? İnsanlarımız duyarlı mı bu konuda? İnsanlarımız duyarlı. Ancak şöyle bir durum var Hadi Bey. Biz ne yaparsak yapalım, ne kadar yaparsak yapalım yeterli değil ve hiçbir zaman da yeterli olmayacak. Bu şekilde giderse öyle görünmekte. İlk 23 Nisan'da başlattığımız bu kampanyayı biz sosyal medya üzerinden başlatmıştık. Daha fazla kişiye daha hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmek niyetiyle. Ve orada aldığımız etkileşim aslında 1 milyonu aştı. Çok güzel, olumlu geri dönüşler aldık. Destek videoları aynı zamanda bizlere gönderdiler. Birçok kişi savaş durmazsa dünya dursun hashtag ile kendi sayfalarında bu eylem planını, projeyi paylaştılar. Kiminle aslında iletişime geçsek elinden geldiğince bizlere destek olmak adına elinden geldiği ölçüde bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama tabii ki Gazze'de olan güncel durum değerlendirildiğinde yapılan hiçbir şey ne yazık ki şu an yeterli değildir. Şimdi bu kampanya ile ilgili yola çıktığınızda bu işler bedava olmuyor. Çalışma gerekiyor, para gerekiyor, pul gerekiyor. Yani siz bir yerden bir yere giderken masraf ediyorsunuz vesaire. Şimdi burada daha dayanmaz yani. Bu gerçeği de dile getirelim. Mesela bu sponsorluk gönüllü bir şekilde size bu konuda evet ya ben buradayım diyen oldu mu? Şöyle ki ben tabii bu proje kapsamında herkese ulaştım ama herhangi bir şekilde maddi kaynak talep ederek değildi. Sadece bu projeyi duyurulması açısından ben onlardan destek olup olamayacaklarını sordum. Ama duyuru yaparken de para gerekiyor. Evet, yani bunu ben elimden geldiğince finanse etmeye çalıştım, çalışıyorum da. Yalnızca şunu eklemem gerekir. İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir sorusu oldu. Hani destek ister misiniz buna yönelik diye. Lakin ben onların özellikle manevi açıdan destek veremedikleri bir nokta olursa şayet maddi desteklerini de kabul edemeyeceğimi dile getirdim. Bu sebeple aslında maddi destekten ziyade daha çok cani gönülden bir şekilde bir arada olup daha afektif şeyler, efektif şeyler yapılması gerektiğini aslında ama netice itibariyle bu işin yaygınlaşması için de maddi desteğe de ihtiyaç var. Buna sponsorluk derler. Bu dünyada böyle gidiyor. Şimdi bir hassasiyet var galiba. Hani bir şey yaparken de bir şeylerin paçamıza sıçratılmasını istemiyoruz diyorsunuz. Galiba siz ve arkadaşlarınız. Çok hassas bir konudur, hak verirsiniz Kadi Bey. O yüzden çok tabii dikkatli olmak gerekir. Biz de klinisyenler olarak siyasetin dışında her zaman yer almamız gerektiğine inanırız. İnanmanın ötesinde zaten bu bizim gerçekliğimizdir, böyle olmalıdır. Bu da ne yazık ki aslında sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi siyasi bir meseledir aslında. Biz her ne kadar insani açıdan bu projeye kalkışmış olsak da elbette ki belli sınırlılıkları olan, dokunmamamız, girmememiz yerler olan bir takım alanlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O noktada da tabii ki geri çekildiğimiz, durduğumuz zamanlar olabiliyor. Peki, tekrar 23 Nisan'a dönecek olursak, orada dediniz ki 1 milyona yakın bir destek aldık. Önce bu fikir nereden çıktı veya fikir babası, fikir annesi kim? Fikri aslında ortaya süren kişi, atan kişi bendim. Bildiğiniz gibi zaten temsil eden de şu an benim. Lakin yalnızca benim demek çok doğru olmaz. Çünkü bugüne kadar benim aldığım eğitimler, okuduğum kitaplar, gazeteler, haberler hepsi aslında benim zaten şu an bu konuya bu kadar duyarlı olmamı sağlayan şeylerdir. Elbette ki lisans eğitimimin de bunda çok büyük bir katkısı vardır. Bu sebeple yalnız olmadığımı söylesem aslında daha yerinde olacaktır. Evet. Şimdi 19 Mayıs'ta yeniden bir eylem yapmak istiyorsunuz. Bunu mesela bu ekranda şu anda bizi izleyen insanlar, arkadaşlarımız. Bu dünya dursun'da ne anlamalı? Ya şöyle mi diyorsunuz? Telefonu kapatacaksın. Ya o mu? Ben doğru mu anladım?
O gün o eylem yapıldığı zaman bu telefonla irtibatı keseceksin ya da bulunduğun yerde duracaksın gibi ifade kullanıyoruz. Bir de bu detayı biraz anlatalım. Tabii teknoloji çağında olduğumuz için internetsiz, telefonsuz, televizyonsuz bir yaşam düşünmek bazı kesimler için, örneğin benim için, benim neslim için biraz ütopik kalabiliyor. Ancak oradaki insanların ne yazık ki savaş esnasında herhangi bir iletişimleri ne kendi aralarında ne de dışarıyla yoktur. Varsa dahi bu minimum düzeydedir, çok sınırlıdır. Bu sebeple bizlerin de orada var olan durumu algılayabilmemiz için biraz teknolojiden uzak kalmak, biraz kendi içimize dönüp bakmamız gerektiğini aslında düşünüyoruz. Bu sebeple teknolojik aygıtların kapatılması noktası aslında önemlidir. Onun dışında bizler temel ihtiyaçlara belki çok daha kolay erişim sağlayabiliyorken, hatta bu belki de değildir aslında, yani Gazze'de var olan vahşete kıyasla bizler temel ihtiyaçlarımıza çok kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorken, orada olanlar ne yazık ki ne sağlık hizmetine, ne eğitime, ne herhangi bir başka temel ihtiyacına, besin örneğin, çok kolay erişim sağlayamıyorlar. Bu sebeple bizler de o durumu yaşantılayabilmek adına onlara gösterdiğimiz bu saygıyı aslında bir nebze de olsun karşı tarafa hissettirebilmek, yansıtabilmek adına temel ihtiyaçlarımıza bir süreliğine ara vermeyi istiyoruz. Savaş gelip bizi bulduğunda ne yazık ki nerede olduğumuza, kim olduğumuza, ne yaptığımıza bakmaksızın başımıza geldiği için de aynı şekilde olduğumuz yerde bulunmayı aslında ve bir süreliğine orada beklemeyi, durmayı biz istiyoruz. Herkesin katılım sağlayabilmesi açısından da özellikle herhangi bir lokasyon belirlemedik. Çünkü bu projenin tüm Türkiye'ye, hatta daha ileriki aşamalarında tüm dünyaya yayılmasını istiyoruz. Aslında tabii ki bunun için ben Dilek İmamoğlu hanımefendinin, Emine Erdoğan hanımefendinin, aynı zamanda Didem Özel hanımefendinin ve diğer bütün siyasilerimizin, eşlerinin ve kendilerinin elbette desteğini görmeyi çok isterim. Çünkü ancak biz bir olabilirsek, bir olduğumuzu gösterebilirsek belli ölçülerde karşı tarafa da biz buradayız ve Gazze halkı, Filistin halkı yalnız değildir diyebiliriz diye düşünüyorum. Ya bu çağrı önemli bir çağrı. Özellikle siyasi partilerin eşleri, siyasi parti liderlerinin eşleri, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanım, Emine Erdoğan'ın bu konudaki duyarlılıklarını biliyoruz. Aynı şekilde Dilek Hanım da, ben Özgür Bey'in eşini çok tanımıyorum ama yani göz önünde olan iki kadın, siyasetçi eşi olan iki kadın bu tür konularda, sosyal konularda çok etkinler. Ben tavsiye ederim, yani kapılarını çalmanızı tavsiye ederim. Ben geldim bunu yapacağım demenizi yani tavsiye ediyorum, çünkü şöyle bir şey var, yani bu biraz da güç işi. Yani hani az önce para işini konuştuk. Bu biraz da güç işi, yani evet. Destek gerekiyor. Şimdi bir grup yola çıkmışsınız. Ne kadar yol alacaksınız o belli değil. Hani 1 milyon diyoruz ama 1 milyon yeterli değil. Kesinlikle. Bunun milyara çıkması lazım, atıyorum yani daha büyük. Hatta şimdi mesela birçok ülke bu konularda fonlar dağıtıyor, destekler veriyor vesaire. Bununla bu tür, tabii Filistin konusunda böyle bir destek vermezler de. Ama bu işler büyüyor, büyütülüyor yani. Sonra bir bakıyorsunuz ki evet, yani Ege ve arkadaşları devlet politikası haline dönüştürülmüş bir projenin başına geçiyorlar. Yani onun için bu çağrımız bence çok çok önemli. Yani ben önemsedim. Şimdi bir şey daha soracağım. 19 Mayıs'ta şimdi geliyor. 19 Mayıs niye bugünleri seçiyorsunuz? Milli günlerimizi niye seçiyorsunuz? Niye mesela başka günler değil de milli günlerimiz ve ara açık mesela? Şöyle ki aslında özellikle 23 Nisan'ın başlangıç olması bizim için şu açıdan önemlidir. Biliyorsunuz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kutsal günü bizlere, çocuklara, gençlere emanet etmiştir. Ve bu kutsal günde aslında Gazze halkının
oradaki çocukların anılmasının önemli olabileceğini düşündük. Bizler olan kutsal olan bu, bizler için kutsal olan bugünü onlar adına da kutsal kılabilmek istedik. Çünkü yapılan istatistiksel çalışmalara bakıldığında bu olayda en çok örselenen kişilerin ne yazık ki biz çocuklar olduğunu, daha sonra da kadınlar olduğunu görüyoruz. Bu sebeple aslında yola çıktık. Onlar için de tamamen kutsal sayılabilecek bir şey yapmak istedik. Bu sebeple. 19 Mayıs olmasının sebebi de tabii ki yine bizler için çok özel olan bir şeydir. Cumhuriyetimizi temsil eden bir şeydir. Bu sebeple de orada aslında bağımsızlığını elde eden bir ülke olarak bizler Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermeliyiz inancıyla yola çıktık. Bu sebeple milli bayramlarla aslında ilerlese de daha sonraki süreçlerde aralıklarla yinelenmesi planlandığı için tarihlerde elbette ki değişiklikler olacaktır. Bunlar sadece temsili tarihlerdir. Vermek istediğimiz mesajı daha doğru bir şekilde, daha güzel bir şekilde ifade edebilmek niyetiyle ortaya çıkmış tarihlerdir. Aynı zamanda şöyle ki biliyorsunuz 19 Mayıs'ta Fener Alayı gerçekleşiyor. Yürüyüşler yapılıyor. Orada da yürüyüşte Bursa'da yer alıyor olacağız. Ve orada da aslında savaş durmazsa dünya dursun diyeceğiz ve umuyorum ki bunu herkese göstereceğiz. Dünya bu konuda size kulak verecek mi? Yani empati, yani mesela yurt dışında bu konuda size bir destek geldi mi? Evet, şunu söyleyebilirim ki yurt dışından gerçekten ciddi destekler geliyor. Amerika'dan, Almanya'dan, Avrupa'dan öğrenci grupları özellikle çok fazla destekliyorlar. Arıyorlar, aradıklarını biliyorum. Birebir temasta olan kişi ben değilim sadece. Bana bilgisi geliyor. Tabii ki çok mutluyuz böyle bir oluşumun içerisinde destek gördüğümüz için aynı zamanda dışarıdan da. Umuyoruz ki dediğim gibi dünya çapına yayılabilecek bir proje gerçekleştiriyor oluruz. Başlangıç tarihi ne zamandı? İlk eylem planını ve projeyi biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdik. Şimdi 19 Mayıs'ta olacak. Doğrudur. Hedef ne kadar bu kampanyaya katılım? Şu an için yani 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar yaptığımız bütün çalışmalarda şunu gördük. 7 milyonu aştı etkileşimimiz ve destekler de aynı şekilde çok fazla arttı. Tabii ki şu an için tam olarak öngörebilmek, şu kadar rakam katılır, şöyle bir şey bekliyoruz diyebilmek ne yazık ki mümkün değildir. Ancak dediğim gibi bir hayli destekçimiz var. Olmaya da devam ediyor sizler gibi. Hepsine, herkese aslında çok teşekkür ediyorum buradan. Peki, 19 Mayıs'ı da atlattınız, sonra? Sonrasında daha aslında bu projeyi ciddi bir zemine oturtup daha fazla elimizden geldiğince destek almaya çalışıp ondan sonrasında daha iyi işler yapabilmek, daha fazla kişiye erişim sağlayabilmek niyetindeyiz. Tabii ki bu eylemler dediğim gibi, az önce de ifade ettiğim gibi aralıklarla yinelenmesi planlanan eylemlerdir. Ancak şu an için herhangi bir tarih belirlemiş değiliz. 19 Mayıs'tan sonrasında süreç biraz daha aslında şekilleniyor olacaktır. Biraz da oradan aldığımız reaksiyona bakarak neyi eksik yapıyoruz, neyi daha iyi yapmamız gerekiyor, neyi düzeltmemiz gerekiyor, nasıl insanlara daha fazla ulaşabiliriz ve fayda sağlayabiliriz gerçekten. Buna biraz daha odaklanarak, analiz yaparak, risk analizlerine bakarak yola çıkıyor olacağız.